Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere mobilde kullanabileceğiniz en iyi ekran kaydedici uygulamayı göstereceğim. Bu uygulamanın bütün ayarlarını ve oyunlarda nasıl telefonun iç sesini kaydedebileceğinizi de göstereceğim. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Bazı ayarları şu an aynı zamanda aynı programdan ekranı kaydettiğim için gösteremiyorum ama bunları tek tek size anlatacağım. Başka ekran kaydediciler ile ekranı kaydetmeyi denesem de onlarla kaydettiğimde de bu ayarları gösteremedim. O yüzden maalesef sadece anlatabileceğim ama anlattığımda da anlayabileceğinizi düşünüyorum. İlk olarak uygulamaya girdiğinizde karşınıza bu şekilde bir bölüm gelecek. Bu uygulamanın iki farklı sürümü var. Bir ücretsiz, bir de ücretli sürümü var. Ücretli sürümündeki özellikleri bunlar. Ama bence ücretsiz sürümü de çok fazla iş görüyor. O yüzden ben sizlere önermiyorum açıkçası. Bir filigran vesaire de eklemediği için ekran kaydını. Sizlere ücretli sürümünü ben önermiyorum ama isterseniz alabilirsiniz. Arada ufak reklamlar çıkıyor sadece. Onları da zaten direkt geçebiliyorsunuz. Böyle 30 saniye, 60 saniye, 1 dakika vesaire bekleyeceğiniz reklamlar değil bunlar. Programın ayarlar kısmına geldiğimizde bizi bu şekilde bir menü karşılıyor. Burada ses ayarları var. Ses ayarlarına girdiğimizde burada istersek direkt sessiz alabiliyoruz. Telefonun normal mikrofonla kayıt almasını sağlayabiliyoruz. Sadece dahili ses, yani sadece telefon içindeki YouTube'tur, Instagram, oyun. Siz telefonda ne açtıysanız onun sesini almanızı sağlar. Şu an tıklayamıyorum ekran kaydı aldığım için. Ama normalde ekran kaydı almıyor olsam bu ses kanalları arasında geçiş yapabilirim. Aynı zamanda dahili ve mikrofon kısmı var. Burada da hem telefonun içindeki sesleri hem de mikrofonundan gelen sesleri alıp ekran kaydı almanızı sağlıyor. Buradan isterseniz mikrofonun sesini artırıp azaltabiliyorsunuz. Tabii ki ben yine ekran kaydı aldığım için bunu yapamıyorum. Burada isterseniz işte çok fazla cızırtı oluyorsa, arka planda çok fazla ses varsa gürültü azaltmayı da açıp kapatabiliyorsunuz aynı zamanda. Buradan geriye çıktığımda bir altında video ayarları var. Bunu da maalesef sizlere gösteremiyorum ama anlatayım. Burada ücretsiz sürümünde 60 FPS ve 1080p görüntüye kadar ekran kaydı alabiliyorsunuz. Tabii 1080p'nin üstünde telefonunuz destekliyorsa onun üstünde de çözünürlük seçebilirsiniz. Ama FPS konusuna geldiğimizde bu programda 60 FPS'in üstüne çıkmak istiyorsanız, yani 90 ve 120 FPS'lerde video kaydı almak istiyorsanız ve telefonunuz da bunu destekliyorsa maalesef ki Pro sürümünü almak zorundasınız. Ama benim sizlere önerim, yine Pro sürümünü almanıza gerek yok. 60 FPS gayet yeterli bir FPS. O yüzden bence ücretsiz olarak da bu programı kullanabilirsiniz. Oryantasyon bölümü var. İşte dikey mi yatay mı kaydedeceği veya bunu otomatik olarak da seçebiliyorsunuz. İşte videoların nereye kaydedileceğini vesaire seçebiliyorsunuz. Burada video segment boyutu diye bir şey var. Bunu 2 GB'den 3.8'e kadar çıkartabiliyorum benim telefonumda. Sizin telefonlarınızda bu değişik olabilir. Bunun tam olarak ne için var olduğunu bilmiyorum ama illaki bir işe yarıyordur. Benim ayarladığım ayara göre şu an ekran kaydım 3.8 GB'ı geçerse otomatik olarak kaydı durduruyor ve yeni bir kayıt açıyor. Neden bu şekilde bir işlem yaptığını bilmiyorum ama illaki bir sebebi vardır dediğim gibi. Burada arayüz kilitlenmesini onarın seçeneği var. Burada eğer bir sıkıntı yaşarsanız vesaire bunu kullanabilirsiniz. Bunun tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Burada kontrol ayarlarına geldiğimizde kayıt modu var. Buradan normal modu seçebilirsiniz veya performans modunu seçebilirsiniz. Performans modunu seçtiğinizde ekran kaydında donma, kasma vesaire bir şey olmuyor. Direkt telefon bütün gücünü ekran kaydediciye veriyor. Ama tabii ki de oyun vesaire oynuyor bunu normal modu da alabilirsiniz. Benim gibi ekran kaydı alıyorsanız performans modunda da kullanabilirsiniz. Başlamadan önce geri sayım butonu da şu işe yarıyor. Burada geri sayımı açtığınızda işte ekranı kaydet butonuna bastıktan sonra işte diyelim 5 saniye saymasını istiyorsan buradan 5 saniyeyi seçiyorum. Ben kapalı da kullanıyorum. Geri sayım yapmasına gerek duymuyorum. Ekran görüntüsü aldıktan sonra pencereyi aç, bende kapalı. Yani bu uygulamadan sadece ekran kaydı değil aynı zamanda ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınızda sizlere ekran görüntüsünün ön izlemesini göstersin mi göstermesin mi diye soruyor aslında. Kaydedildi penceresini gizle diye bir seçenek var ve bu seçeneği sadece Pro modunda kullanabiliyoruz. Bu da çok gereksiz bir seçenek bence. Ekran kaydetmeyi durdurduğumda ekranda bir video çıkıyor. Bu videoyu izlemek istersiniz diye bir ön izlemesini gösteriyor. Bunu kapat diye bir seçenek var ama bunun kapatılmasına zaten gerek yok. Tek bir tıkla zaten çıkabiliyorsunuz veya videoyu izleyebiliyorsunuz.
Kayıt sırasında kayıt penceresinin gizli butonu var. Bu butonu açmanızı öneriyorum çünkü normalde ben bunu açmamış olsaydım ekranda bir buton gözükecekti ve ekranda çok gereksiz duracaktı. Aynı zamanda profesyonelliği de bozuyor diyeyim. Ekranda çok dağınık duruyor. Sevmediğim için bunu kapatıyorum. Sadece kayıtta değilken o buton gözüküyor. O yüzden bu güzel bir ayar. Kaydı durdurmak için telefonu salla seçeneği var. Mesela telefonu salladığınızda kaydı durdurabiliyorsunuz bu seçeneği açtığınızda. Veya ekranınızı kapattığınızda kaydın devam etmesini istiyorsanız da bu seçeneği seçebilirsiniz. Araçlar kısmına geldiğimizde burada kamera, ekran görüntüsü ve fırça ayarları var. İsterseniz şu an aldığınız ekran kaydına kamera ekleyebiliyorsunuz. Telefonunuzun ön veya arka kamerasından aldığınız ekran kaydına bir webcam tarzında kamera ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi ekran görüntüsü alabiliyorsunuz ve fırçayla ekran görüntüsünde olsun veya ekran kaydında olsun boyama, çizme vesaire işleri yapabiliyorsunuz. Dokunmayı gösteri açarsam ekranda benim parmağımla dokunduğum her yeri gösteriyor. Bu da bazı kişilerin işine yarayabilir. Yüzen topu özelleştir kısmında da burada az önce dediğim gibi kayıt penceresi var bir tane top şeklinde. Bu pencerenin içeriğini değiştirebiliyorsunuz buradan. Diğerleri kısmına geldiğimizde de burada çöp kutusu kısmı var. Çöp kutusunda sildiğimiz dosyalar 3 güne kadar saklanacaktır diyor. Yani bu seçeneği aktif ettiğimde benim sildiğim videolar bir çöp kutusuna gidecek ve bu videolar 3 gün boyunca saklanacak. 3 günden sonra otomatik olarak silinecek diyor. Bunu açmadığımda benim videolarım direkt siliniyor. Çöp kutusuna vesaire gitmeden direkt siliniyor. Kısa yol oluştur kısmı var. Burada video düzenle veya fotoğraf düzenle kısımlarının kısa yollarını ana ekrana ekleyebiliyorsunuz. Ama ben buradaki video düzenleme ve fotoğraf düzenleme kısımlarını önermiyorum. Bunlar yerine daha profesyonel uygulamalar kullanabilirsiniz. Daha aşağıda dil değiştirme, işte politikalar vesaire var. Programla alakalı pek de bir şey yok aslında. Burada düzenle kısmına geldiğimde burada video sıkıştırma, işte diğer programlarını vesaire gösteriyor. Dosya aktarımı kısımlarını gösteriyor. Bunları kullanabilirsiniz dediğim gibi. Ama mobilde de bilgisayarda da çok daha profesyonel programlar var bunları düzenlemek için. Kesinlikle onları kullanın. Burada kaydettiğiniz fotoğrafları, burada da videoları görebiliyorsunuz. Boş alanı vesaire görebiliyorsunuz. Buradan aşağı indirdiğinizde bu araçların kısa yollarını buradan bulabiliyorsunuz. Direkt buradan araçları da kullanabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi pro sürümünün çok da alınmasına gerek yok çok profesyonel bir iş yapmıyorsanız. Reklamları kaldırmanıza zaten gerek yok. Çok nadiren de olsa reklam çıkıyor veya pop-up şeklinde çıkıyor. O yüzden gerek yok. Filigran zaten neden böyle bir şey eklemişler bilmiyorum. Bu programda ekran kaydı aldığınızda herhangi bir filigran gözükmüyor. Zaten ben de bütün telefondaki ekran kayıtlarımı bu uygulamadan alıyorum. Video sıkıştırma belki işinize yarayabilir. Güzel özellik olabilir eğer gerçekten dediği kadar sıkıştırıyorsa. Örnek olarak gösterdiğinde bana 120 MB'lık bir videoyu 60 MB'a düşürebildiğini söylüyor. Bunu eğer videonun kalitesini düşürmeden yapabiliyorsa bu özellik işe yarar. Görsele metin ekle diyor. Yani aldığınız ekran görüntülerine metin ekleyebiliyorsunuz. Bu da kişiden kişiye göre değişir ama benim işime yaramaz. Canlı yayın yapmak istiyorsanız eğer bu uygulamadan, telefondan canlı yayın açmak istiyorsanız tabii ki pro sürümünü yine almanız gerekiyor. Kaydedildi penceresini gizleme olayı tamamen boş bir olay. Bunu zaten sizlere söyledim. 120 FPS ekran kaydını destekler diyor. Telefonunuz desteklerse. Bu şu şekilde yayınlayacağınız yere göre değişir. YouTube olsun, Twitch olsun birçok farklı platformda zaten 120 FPS ekran kaydı desteklenmiyor. O yüzden yayında yaptığınız ekran kaydı da alsanız burada yani 120 FPS olsun, 90 FPS olsun, 60 FPS'den yukarısı işinize pek yaramayacaktır. Hatta neredeyse hiç yaramayacaktır. O yüzden bu FPS değerinin de en azından sosyal medya platformları için bir önemi yok. Daha fazla özellik çok yakında demişler. Daha fazla özellik gelirse bence pro sürümü alınabilir. En azından alırsanız da aylık veya yıllık değil ömürlük satın alın ki istediğiniz zaman kullanın. Zaten bir yıl alacağınızı ömür boyu satın alın daha iyi şu anki indirime göre konuşuyorum. Siz bu videoyu ne zaman izlerseniz, ne zaman bu programa bakarsınız bilmeyerekten konuşuyorum. Aldığınız zaman da fiyatlar nasıl olur bilmiyorum. O yüzden şu an videoyu yayınladığım tarihlerdeki fiyatlara bakarak konuşuyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım programı da beğenmişsinizdir. Ben bütün ekran kayıtlarımı programdan alıyorum ve gayet memnunum. Size de bu şekilde bu programı göstermek istedim. Çünkü birçok kişi oyun ekran kaydı almada sıkıntı yaşıyor. Alsa da ne bileyim filigran oluyor, başka bir ekran kaydedicisi kullanıyor vesaire. O yüzden bu şekilde bir program var ve bunu size göstermek istedim. Ücretsiz bir şekilde gerçekten çok fazla ayrıcalık olan bir program. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bay bay.